Hepinize merhaba. Bugün anlatacağım konu bu ikisiyle alakalı olacak. Kısaca özet geçiyorum. Eğer bronşiolit ya da astım şeklinde bir hastalığınız varsa, sık sık buhar alma ihtiyacı ve sık sık hastaneye yatma ihtiyacı duyuyorsanız, bu ilaçlarla ilgili anlatacağım konu sizin için çok önemli. Bunu dinleyin. Kısaca özet geçmem gerekirse, 2-3 yaşından sonraki çocuklarda eğer buhar tedavisi alıyorsanız, nebul tedavisini yani buhar tedavisini, inhaler tedavisi yani fıs tedavisine geçerseniz daha kolay bir şekilde daha efektif bir ilaç alabileceksiniz. Şöyle ki, bildiğimiz gibi nebul cihazlarında yaptığımız şeylerin bazılarını, verdiğimiz ilaçların bazılarını sulandırarak veriyoruz. Dolayısıyla 2 yaşından 3 yaşından büyük bir çocuk düşünün. Yaklaşık 3 yaşında bir çocuk düşünün. Siz o çocuğu gürültü yapan bir cihaz ve buhar çıkartan bir cihaz karşısında tutuyorsunuz ve 15 dakika boyunca çocuğun ağzına burnuna tutarak bu cihazdan, bu ilaçlardan yararlanmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu gerçekten zor bir şey. Bazı durumlarda 2 saatte bir bunu yapmanız gerekiyor ve çocuk gerçekten artık 2. gün sonunda bıkmış oluyor. Dolayısıyla bunun daha kolay kullanılabilir hali 15 dakika yerine 20 saniye, 30 saniye içerisinde bununla tedaviniz sonlanır. Şöyle anlatacağım. Şimdi bu bir inhaler. İnhaler dediğimiz şey, açılırsa tabii. Bu inhaler. Üst tarafta bastığınız zaman alt taraftan ufak hale getirilmiş ve aerosol dediğimiz ufacık tozlar şeklinde olan bir ilaç şekli. Direkt akciğere uygulandığı için yan etkileri az. Dolayısıyla direkt istediğimiz alanda etki oluşturan bir ilaç olduğu için çok değerli bir ilaç. Şimdi bu da aero chamber dediğimiz, çocuğun bunu düzgün bir şekilde kullanması için önerdiğimiz bir alet. Erişkinlerde şöyle yapıyoruz. Bu cihaz bazen olmuyor. İnsanlar almayabiliyor. Bir insan eğer şunu yapabiliyorsa bu cihaz olmadığında kullanabilir. Erişkinlerde mesela böyle öneriyorlar. Nefes alıyorsunuz. Tamam mı? Yani nefes alma sırasında, nefes alma süresinde tam ortada gibi düşünün. Bunu fısıltıyorsunuz ve nefes almaya devam ediyorsunuz. Çocuğunuzun, 3 yaşındaki çocuğunuzun bunu yapma ihtimali var mı? Hiç zannetmiyorum. O yüzden böyle bir cihaz var. Şimdi ufak çocuklarda, özellikle 10 yaşına kadar olan çocuklarda bunun sarı renkli olanı yeterli. Genelde bunu söylüyorum ama siz gene çocuğunuzun burun ve çene arasındaki mesafeye göre bunun değişik renkleri var. Onlardan bir tanesi seçebilirsiniz. Tavsiyem ufak çocuklar için sarı, biraz daha büyükler için mavi, yani bu elimde olan renk. Bu aletin çocuğunuza uyup uymadığını şöyle anlayabilirsiniz. Burun kısmı gaga kısmına, alt taraftaki çentikli kısım ise, görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor. Şöyle göstereyim. Burun kısmı şu gaga kısmı, çene kısmı da şu alt taraftaki açılı kısma gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde göründüğü gibi. Burun üst tarafta kapattı ama çenede birazcık azlık kaldı. Burun tam kapattı ama çenede bir miktar küçüklük var. O yüzden benim gibi burun çene oranı olan bir insana birazcık daha büyük olanı öneririm. Ama çocuklar için genelde bu yeterli bir yer. Lafı fazla uzatmıyorum. Şimdi bunları şöyle kullanıyoruz. İnhalerde ağza gelecek kısım aşağıda, tüp yukarıda kalıyor. Bunu çalkalıyorsunuz, dik tutuyorsunuz ve içine koyduktan sonra fıslatıyorsunuz. Sonra çocuğunuza takıyorsunuz. Çocuğunuz ideali 10 kez nefes alıp veriyor. Ve içerideki buharı tamamen kendi vücuduna almış oluyor. Sonra bunu çıkartıyorsunuz. Çalkalıyorsunuz. Tekrar takıyorsunuz. Tekrar dik konumdayken sıkıyorsunuz. Tekrar çocuğunuza takıyorsunuz. Ve çocuğunuz tekrar 10 kez nefes alıp veriyor. Ve bitti. Bu kadar basit. Toplamı, bu işin uygulamanın toplamı 20 saniyeyi bulmuyor. Dolayısıyla çocuğunuz için inanılmaz bir rahatlık, konfor. Sizin için inanılmaz bir rahatlık, konfor. Artı bunun taşınabilir olması. Dışarıda herhangi bir yerde sıkışma olduğunuz durumda ya da diyelim çocuğunuz okula gidip geliyor ama bu ilaçlara da devam etmesi lazım. Bunu ve bunu kullanarak çok hızlı bir şekilde, efektif bir şekilde tedavisini alabilir. Normal günlük hayatına devam edebilir. Özellikle 3 yaşından sonra bir çocuğunuz varsa, 2-3 yaş arasında çocuğunuzun yeteneğine göre değişmekle beraber 3 yaşından sonra kesinlikle cihazınızı nebul değil, inhaler şeklinde geçin ve bu şekilde devam edin. Bununla ilgili ayrıntılı bir video yakın zamanda tekrar paylaşacağım. Merak ettiğiniz konular varsa özellikle alt taraf belirtirseniz o konulara öncelik veririm. Şu an elimde bir dolu konu var. O yüzden sık sık video atmaya çalışıyorum. Eğer bu videolar sizin işinize yaradığını düşünüyorsanız ve yararlı olacağını düşünüyorsanız insanlarla paylaşın ve beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.